Son videoda SN2 tepkimesinin mekanizmasına bakmıştık. Bu videoda hidroksit iyonu nükleofil görevi görüp elektrofilimize saldırmıştı. Yani bu karbona. SN2 mekanizması tek basamakta gerçekleştiğinden nükleofil elektrofile saldırırken bununla aynı zamanda ayrılan grubumuz da ayrılır. Bu durumda brom bromür anyonu olarak ayrılır ve OH yani nükleofil ayrılan grubumuzun yerine geçer ve son ürüne baktığımızda karbon zincirimize bağlı bir OH görüyoruz. Bu videoda SN2 tepkimesinin stereo spesifikliğini inceleyeceğiz. Bu da reaktantın yani tepkimeye giren maddenin stereo kimyasının ürünün stereo kimyasını belirlemesi anlamına gelir. Örneğin substratımıza baktığımızda bu karbonun kiralite merkezi olduğunu biliyoruz. Bromsa kama ile gösterilmiş ve sayfa düzleminde bize dönük durumda. Buradaki R harfi de kiralite merkezinin konfigürasyonunu simgeliyor. Ürünümüze baktığımızda kiralite merkezi şurası oluyor. Ancak OH artık düzlemde bizden uzaklaştığı için bu kiralite merkezindeki konfigürasyon da S harfi ile gösteriliyor. Ürünümüzün stereo kimyası reaktantımızın stereo kimyası ile belirlenmiş oldu. Bunun sebebi ise elbette SN2 mekanizması. Konfigürasyonun tersine döndüğünü gözlemliyoruz. Bunu yazayım konfigürasyonun tersine dönmesi. R konfigürasyonundan S konfigürasyonuna geçtik. Bu durum nükleofilin sadece ayrılan grubun karşısındaki taraftan saldırabileceğini gösterir. Bu da zaten SN2 mekanizmamızda tutarlı bir durum. Şöyle düşünelim. Brom nispeten büyük ve etrafındaki ortaklanmamış elektron çiftleriyle büyük miktarda elektron yoğunluğuna sahip. Ve bu eksi yüklü nükleofili iter. Böylece nükleofil ayrılan grubun karşı tarafından yaklaşmalıdır. Bu durumda konfigürasyon tersine dönmeli. Şimdi R2 bromobütanın S2 bütanole nasıl dönüştüğünü göstermek için model setini kullandığım bir video göreceğiz. Ve konuyu daha iyi anlayacağız. İşte R2 bromobütan. Bromu sarı yaptım ve görmek kolay olsun diye hidrojeni alkil gruplarından çıkardım modeli biraz çevirip kiralite merkezine baktığımız zaman karbonun etrafında tetrahedral bir geometrik yapı görüyoruz. Burada bize dönük bir metil grubu ve bizden uzaklaşan bir hidrojen bulunuyor. Aşağı doğru bir etil grubu ve sağda ise brom duruyor. Şimdi nükleofili alıp bu karbona saldırmaya çalışıyoruz. Yani hidroksit iyonu substratımıza yaklaşırken ayrılan grubun karşı tarafından yaklaşmalı. Şimdi geçiş haline bir bakalım. Yine bize dönük bir metil grubu, bizden uzaklaşan bir hidrojen, aşağıya doğru bir etil grubu ve sağda bir halojen var. Ama şimdi bu oksijen ve karbon arasında kısmi bir bağ var. Ayrıca bu halojen ve bu karbon arasında da kısmi bir bağ var. Oradaki karbona bakalım ve metil, hidrojen ve etil grubunu inceleyelim. Bunların hepsinin aynı düzlemde olduğunu görüyoruz. Eğer bunu biraz döndürürsem hepsinin yine düzlemsel olduğunu görebiliyoruz. Yani geçiş hali hem bağ oluşumundan hem de bir bağ kırılmasından oluşuyor. Şimdi bu geçiş halini gösteren modeli şurada tutarsam onu son ürünümüzle kıyaslayabiliriz. İşte bu son ürünümüz alkol. Ve yine bize dönük olan metil grubu bizden uzaklaşan hidrojen, solda OH ve aşağıda ise etil grubumuz olduğunu görüyoruz. Ürünümüzü göstermenin bir yolu bu. Ancak bu modeli biraz döndürürsem karbon zincirimizi görebiliriz. Şu tarafa çevirirsem bu kez OH bize dönük oluyor. Son ürünümüzü göstermenin diğer yolu da bu. Ayrıca bu modeli biraz değiştirebilirim. Yani karbon zincirini bu şekilde görmek için ters çevirirsem bu kez de OH bizden uzaklaşıyor. Ben de ilk tepkimeyi böyle çizmiştim zaten. Şimdi videoda gördüklerimizi çizelim. Nükleofil olan hidroksit iyonumuz bu karbona saldırırken aynı zamanda bu elektronlar da broma geçiyor. Şimdi yanına bu geçiş halini çizelim. Evet, önce buraya köşeli parantezlerimizi çiziyoruz. Buraya OH ve ortaklanmamış elektron çiftlerini koyuyoruz. Bu oksijenle bu karbon arasında kısmi bir bağ oluştuğunu görmüştük. Onu tamamlayalım. Videoda metil grubunun hala bize dönük olduğunu belirttim. Bu yüzden buraya bize dönük metil grubumuzu çiziyoruz. Şurada ise hidrojen bizden uzaklaşıyor ve son olarak aşağıda da etil grubumuzu çiziyoruz. Bu üç şey yani metil, hidrojen, etil grubu aynı düzlemde yer alıyor. Aynı zamanda karbonumuzla ayrılan grubumuz olan brom arasında kısmi bir bağ var. Elektron çiftlerini de ekleyelim. Ve işte bu bizim geçiş halimiz. Geçiş halini küçük bir sembolle gösterelim. Evet. Şimdi buradaki hidroksit iyonu tam eksi yüke sahipti. Ancak bu karbonla kısmi bir bağ oluştururken ona kısmi negatif yük veriyoruz. Çünkü bağ oluştururken bir miktar elektron yoğunluğu kaybına uğruyor. Ve bromür anyonunu oluşturmak için bu elektronlar broma bağlanınca da brom üzerinde biraz daha eksi bir yük elde etmiş olacağız. İşte geçiş halimiz bu. Nükleofil bağ oluştururken ayrılan gruplu olan bağ da kırılıyor ve nihayet ürünümüzü buraya çizmeye başlayabiliriz. Tıpkı videoda yaptığım gibi metil grubunun burada bize nasıl dönük durduğunu göstereceğim. Kama şekli çizelim. İşte metil grubumuz. Şurada bizden uzaklaşan hidrojen var ve altta ise etil grubumuz bulunuyor. OH ile kurulan bağı da buraya ekleyelim. Böylece tetrahedral geometri yapısına geri dönmüş olduk. Bu karbon yani kiraliten merkezimiz başlangıçta tetrahedral geometriye sahipti. Daha sonra üç grup için düzlemsel yapı oldu. Son ürüne gelince tetrahedral geometriye geri döndük. Videoda modelimizi döndürdük ve aynı yapıyı başka türlü gösterdik. Onu da çizelim. Karbon zinciri böyle görünüyordu. OH grubu bize dönüktü. Yine modeli döndürürsek bu kez OH grubu düzlemde bizden uzaklaşıyor. Bunlar S2 butanolü yani ürünümüzü göstermenin 3 farklı yolu. Stereokimya açısından başka bir SN2 tepkimesine daha bakalım. Burada ürünü bulmaya çalışacağız. İlk olarak şunu söyleyebilirim. Buradaki iyon eksi yüklü. Yani bu bizim nükleofilimiz olmalı. Ve substratımız için yani alkil halojenür için klorun bu karbondan elektron yoğunluğunu çektiğini biliyoruz. Çünkü daha elektronegatif. O zaman bu karbon kısmi pozitif yüklü olacak. Bu durumda nükleofil elektrofile saldırırken aynı zamanda bu elektronlar da klora kapanacak ve klorür iyonu oluşacak. SN2 mekanizmasında olan şeyin bu olduğunu biliyoruz. Ve şimdi stereokimyaya baktığımıza göre nükleofilin ayrılan grubun karşı tarafından saldırması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden konfigürasyonu tersine döndüreceğiz. Şimdi ürünümüzü çizebiliriz. Başlangıçtaki gibi karbon zincirini çizerek başlıyoruz. Bu klor kesikli çizgilerle gösterilmiş. O zaman nükleofille olan bağ kama şeklinde gösteririm. Şuraya SH yazıyorum. Ve böylece son ürünümüzü tamamlamış olduk. Konfigürasyonun ters döndürülmesi basit sistemlerde karşınıza çıkacaktır. Bileşiği R olarak başlatıyorsanız ürününüz olarak S elde edersiniz. Ve S ile başlarsanız R elde edersiniz. Ancak bu her zaman böyle olmak zorunda değil. Bu tepkimeye baktığımız zaman soldaki bileşik başlangıç bileşiğimiz ve bu bir SN2 tepkimesi. Burada gördüğümüz gibi nükleofil metoksit anyonu. Şuraya çizmeye başlayalım. Burada bir oksijen ve yanında CH3 var. Oksijenin üzerinde eksi bir formal yük var. Şimdi nükleofil buradaki kısmi pozitif karbonumuza saldıracak. Yani nükleofilimiz elektrofilimize saldırırken aynı zamanda bir ayrılan grupta kaybolmuş olacak. Ve bromür iyonu buradaki en iyi ayrılan grup. Bu elektronlar bromür iyonunu oluşturmak için broma kapanır ve oksijenle karbon arasında bir bağ oluşur. Oksijenin ortaklanmamış elektron çifti bu bağı oluşturur ve ürünümüzü elde ederiz. Şimdi stereokimya açısından bakalım ve ilk olarak soldaki bileşikle başlayalım. Bu karbonun kiralite merkezi olduğunu biliyoruz ve ona bağlı dört grubun önceliğine bakacak olursak en yüksek atom numarasına sahip olan brom olduğundan öncelikli olarak birinci olan brom olur. Flor ikinci ve buradaki karbon da üçüncü önceliği alır. En düşük atom sayısına sahip olansa düzlemde bizden uzaklaşan hidrojen olduğundan o da dört numara olur. O zaman saat yönünün tersine doğru ilerliyoruz ve bu da bizim başlangıç bileşiğimiz için bir S konfigürasyonu olduğu anlamına geliyor. Ürünümüze baktığımızda bu karbon kiralite merkezi ve atomları bu kez öncelik sırasına koyduğumuzda flor en yüksek atom numarasına sahip. Ardından oksijen, üçüncü olarak karbon ve son olarak elbette hidrojen geliyor. Dolayısıyla bu yönde dolaştığımızda konfigürasyon yine S'dir. İşte bu. Nükleofilin ayrılan grubun karşı tarafından saldırdığı bir SN2 mekanizması örneği. Yine mekanizma açısından bakarsak tersine döndürüyoruz. Ancak gruplarımıza nasıl öncelik verdiğimize bakarsak konfigürasyonu tersine döndüremiyoruz. Bu durumda brom ayrıldığında flor en yüksek öncelikli grup haline geliyor ve bu sebeple de konfigürasyon hala S olarak kalıyor.